Değerli konuğum avukat Muhammed Hamidi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. İyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Sizler de çok iyiyiz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün sizlerle ön alım hukuku hakkında konuşacağız. Fakat öncesinde biraz sizleri tanımak istiyorum. Tabii. 1993 Mardin doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamladım. Daha sonra 2012 yılında Yakında Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitimine başladım. Yaklaşık 2016 yılında mezun oldum. Yaklaşık 4 yıldır da Mersin Barosu'na kayıtlı avukatlık mesleğimi icra etmekteyim. Başarılı bir şekilde icra etmektesiniz mesleğinizi. Öyle olduğumu düşünüyorum. Evet. Müvekkillerim de o şekilde beyanları vardır. Peki hangi alanlarda hizmet sağlıyorsunuz? Bizim daha çok baktığımız alanlar özel hukuk ihtilaflarından kaynaklı davalarla ilgili. Yani bunlar taşınmaz hukukundan kaynaklı olabilir, miras hukukundan kaynaklı olabilir, aile hukukundan kaynaklı olabilir ve benzeri davalara bakmaktayız. Yani kısacası ceza davasının veya ceza hukukunun dışında kalan alanlara bakmaktayız. Öncelikle ön alım hakkı üzerine konuşmak istiyorum. Nedir ve şartları nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Ön alım hakkı, diğer bir deyişle şufa hakkı, paylı bir mülkiyette bir paydaşın payın bir kısmını veya tamamını üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara öncelikle satın alma hakkı veren bir haktı. Ön alım hakkı paylı mülkiyetin kurulmasıyla beraber doğar, satışın gerçekleşmesiyle beraber kullanılabilir hale gelir. Ön alım hakkında bazı zaman aşımı süreleri mevcuttur. Bunlar satışın noter vasıtasıyla paydaşlara bildirilmesi tarihinden itibaren 3 ay içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Eğer satış noter vasıtasıyla bildirilmemişse her yukarıda 2 yıl içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Ön alım hakkı ancak bir paydaşın payını satın alan kişiye karşı açılır. Yani gayrimenkulün alıcısı ön alım hakkı davasının davalısı durumundadır. Ön alım hakkı davası paydaşa karşı ileri sürülemez. Peki hangi durumlarda ön alım hakkı kullanılamaz? Ön alım hakkı davasını kullanamayacağı bazı hukuki durumlar vardır. Bunlar paydaşlar arasında yapılan satışlarda, hissenin payın bağışlanması durumunda, trampa halinde, öleme bağlı tasarruflarda, satıştan önce veya satıştan sonra ön alım hakkına feragat edilmişse, cebri icra yoluyla satışlarda, eğer taşınmaz, el bir mülkiyetine vasfında ise, bir de son olarak fiili taksim var ise, yani taşınmazda daha önce paydaşlar arasında hissesi nispetinde bir taksim yapılmış ise, kullanım var ise, üzerinde herhangi bir tasarruf var ise ön alım hakkı davasından faydalanamazlar. Bizlere haksız işgal tazminatı olarak da tanımlayabileceğimiz ecir misilden de biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ecir misil bir malın izin dışı kullanılmasıdır. Haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanmaktadır. Kısacası bir malın sahibinin veya idarenin rızası dışında kullanması anlamına gelmektedir. Haksız işgal tazminatında hak sahibinin zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın veya işgalcinin kötü niyetli olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen bir tazminat türüdür. Ecri misilde durumun daha önceden haksız işgalde bulunan kişiye karşı durumun ihtarnameyle bildirilmesi gerekmektedir. İhtarnameyle beraber geriye dönük en fazla 5 yıllık ecri misil talep edilebilir. Ancak belirtmek gerekir ki mirasçıların açmış oldukları ecri misilde ihbarname şartı aranmaz. Direkt dava yoluna başvurabilirler. Peki bu işleyiş sürecinden, davanın sürecinden bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle haksız işgalde bulunan kişilere karşı durumun noter kanalıyla ihtarnameyle bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim yapıldıktan sonra dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bir de ayrıca ecri misille beraber haksız fiilin önlenmesi, yani müdahalenin meni veya tapu iptali davalarıyla beraber açılabileceği gibi bu davalardan bağımsız olarak da ileri sürülebilir. Ecri misil bedelinde taşınmazın değerini etkileyebilecek hususlardan da bahseder misiniz bizlere biraz? Tabii ki. Ecri misilde taşınmazın değerini etkileyebilecek ölçütler mevcuttur. Mahkemeler bazı ölçütleri dikkate alarak hesaplamalar yapmaktadır. Bunlar taşınmazın imar durumu, yüz ölçümü, niteliği, eğer taşınmaz bir tarım arazisi, verimliliği, bir de taşınmazın kullanım şekli ve taşınmazdan gelir elde edilmediği gibi ölçütler ecri misil hesaplamasına dikkate alınır. Avukat Muhammed Hamidi ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu sohbetin sonuna geldik. Lifestyle tüm hızıyla devam ediyor. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.